çıkıyor. virüsün ardından en büyük tehlike de yaşanan kuraklık. Yağışların olmaması nedeniyle su kaynaklarında azalmalar yaşanıyor. Barajdaki sular da gittikçe tükeniyor. Geçen yıla göre Boğazköy Barajı'ndaki su seviyesi bu yıl neredeyse yarıdan fazlaya düştüğü görüldü. Yapılan baraj nedeniyle sular altında kalan Hamza Bey Mahallesi'ndeki köprü gün yüzüne çıktı. Çiftçiler ise böyle giderse hem tarımda hem de evlerde büyük bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklarını söylediler. Dünya bir yanda koronavirüsle mücadele ederken diğer taraftan ise kuraklıkla mücadeleye başladı. Yağışların olmaması, mevsimlerin değişkenlik göstermesi herkesi tedirgin ediyor. Geçen yıl Boğazköy Barajı'nın bulunduğu bu bölge sularla kaplıyken bu yıl ise suların azalmasıyla ortaya korkutan görüntüler çıktı. Suların çekilmesiyle sular altında kalan eski köprü, mezarlıklar tekrar gün yüzüne çıktı. Manzara çiftçileri tedirgin etti. Mahalle muhtarı Sadullah Arda konuyla ilgili şunlar söyledi. Dediğiniz gibi geçen sene buralar bu mevsimde doluydu. Şu anda suyun içinde röportaj yapmamız gerekiyor. Fakat baraj suları bir türlü bu sene dolduramadılar. Kuraklıkların dolayı işte bu şekilde barajlarımız boş. Ya çiftçi tabii ki etkilenecek bu durumda. Tabii daha önceki dediğim gibi daha önce burası doluydu. Yeni eşelon yönetildi. Bizim buraya da bizim de zaten sular yükseldikçe ovalarda da su çıkıyor. Öbür türlü bu su düştüğü sürece ovalarda da artezyen suyu, tulumba suyu olmayacak. O yüzden bu sene Allah göstermesin belki çok sıkıntılı bir durum yani. Son yıllarda tabii böyle bu havalar çok olmaya başladı. Daha önce mesela birkaç sene, yani 5 sene önce, 6 sene önce kış oluyordu bu mevsim. Şimdi kış da olmuyor artık. İşte bunların nedeni bu zaten. Kış olmadığı için, kar yağmadığı için barajlarımız maalesef şu anda boş. Hamza Bey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Burhanettin Özdemir ise konuyla ilgili şunları söyledi. Bulunduğumuz yer Boğazköy Barajı'nın su tuttuğu baraj havzası içindeyiz. Bu mevsimde önceki yıllarda bu köprüden geçilmezdi. Olduğu gibi su içindeydi. Yukarıdan gelen, derelerden gelen sularla beslenen bir baraj. Fakat bu sene kuraklıktan dolayı Yenişehir, bildiğiniz gibi Boğazköy Barajı, Yenişehir Ovası'nı suluyor. Yenişehir Ovası'nda hala tarımda kullanılan sudan dolayı barajda su yeterince birikmiyor. Ve dolayısıyla bu mevsimde bu bölgede en az 4-5 metre seviyesinde su düşük vaziyette. Hatta öyle ki sadece barajda değil, şu an bizim mesela köyümüzdeki bu arazide bulunan çeşmelerde de sular şu an kesilmiş vaziyette. Yani yazın kesilmeyen çeşmeler şu an yüzey sulardan beslenen çeşmelerde şu an sular kesik vaziyette. İnşallah önümüzdeki günlerde bekliyoruz. En kısa zamanda bol bol yağmur, bol bol kar bekliyoruz. Mart ayına kadar inşallah. Yoksa buğdaylarımız zor durumda. Buğdaylarım şu an sulanacak duruma geldi. Pek çok arazide gerçekten kışın sulama durumuna düşmek durumundayız. O yüzden inşallah önümüzdeki günlerde bol yağışlar bekliyoruz. Bakıyor mu hocam bu tablosu şu anda? Bu tablo tabii bütün ülkemizde de bu sorunlar, içme suyu başta büyük şehirlerde. Bizi de korkutan taraf, tarımsal anlamda da bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. İnşallah bu kıtlığa maruz kalmayız.